Islancalarda yeni bir gün tüm güzelliğiyle doğuyor. Su zerreleri sislerle birlikte dağlarda dolaşıyor ve kayın ağaçlarını boylanmaları için teşvik ediyor. Tanrı dünyayı yaratırken hesaplamış, planlamış. İşte Everest burada olsun, Himalaya burada, buzullar burada, kıtalar burada. Ama ıstrancaları yaratırken sadece gülümsemiş. Çünkü çöl ve bu buzul ekosistemleri dışında neredeyse bütün ekosistemlerin hepsi bir alanda toplanmış durumda. Dağ, dere, deniz, göl, kumul, mağara, orman, bütün ekosistemler bu bölgede mevcut. Ve bunları da İğneada'daki longoz ormanlarıyla taçlandırmış. Islancalara baktığımızda gerçekten de çok zengin bir orman dokusu görüyoruz. Çok yüksek dağlar zaten yok. Ve dağların zirvelerine kadar üstleri, sırtları tamamıyla ormanlarla kaplı bir yöre burası. Islanca ormanlarının ifade ettiği anlam hiç değişmez. Hep aynı. Yaşam alanı. Başlı başına bir kültür. Islancaların en önemli değeri yaşattığı çok güçlü bir ekosistem olması ve aynı zamanda da bütün Türkiye veya Anadolu Köprüsü'nün, ki Asya ile Avrupa arasındaki bir köprüdür, bu köprünün en dar geçit yeri olması. Son buzul çağının ardından Atlas Okyanusu kıyılarından başlayarak Kafkasya'ya uzanan tek bir ormanın günümüzde bölünmüş olan binlerce parçasından biridir ıstranca ormanları. Farklardan ziyade ortaklıkların her yerde göz kırpmasının bir nedeni de devasa yapıdaki antik ormanın kalıntılarından biri oluştur. Islancaların 1/3 Türkiye'de, 1/3 Bulgaristan tarafında. Bulgaristan tarafı 26 yıldır biyosfer rezerv alanı olarak korunuyor. Ama bizim tarafımız ne yazık ki şu anda biyosfer rezerv alanı değil de madencilerin faaliyet alanına dönmüş durumda. Bizim çağımız belki bunu gören son nesil olacak. Artık o kadar çok tüketmeye başladık ki şu an buraya gelene kadar bile bir sürü maden ocağının yanından geçtik. Ormanlarımızda durmadan taş ocakları açılıyor. Başka faaliyetler oluyor. Tesisat sahaları açılıyor. Onun için ormanlarımız katlediliyor diyebilirim yani. Patlatmalar, iş makineleri ve kamyonlar sürekli dolaşıyor. Karşı tarafta gittiğiniz zaman dikkat hayvan çıkar tabelalarını görüyorsunuz. Bizim tarafa geldiğinizde de dikkat kamyon çıkar tabelaları karşılaşılıyoruz. Bir tarafta hayvan çıkıyor, bir tarafta kamyon çıkıyor. Mantari kokuların hakim olduğu bu ormanlarda yaban domuzları, humuslu toprağı eşeler, kurtlar, geyikler ve daha pek çok iril ufaklı memeli dolaşır veya bir şah kartal kendini ovalara doğru aşağıya bırakır. Burada diğer canlılarla bağ kurmamızı sağlıyor bu orman, bu dağlar, buradaki diğer canlılar. Bizim çocukluğumuzda ormanlarda geyik sürüleri geziyormuş. Bu ormanın doğal ve ulaşılmayacak yerlerinin olduğunu gösteriyor. Bugün maalesef gerek kesim alanlarıyla, gerek yol çalışmalarıyla ormanlarda ulaşılmayacak bir nokta kalmadı. Bir başka tabirle ağaçların kaçacak yeri kalmadı, canlı hayvanların yaşayacak yeri kalmadı. Burada bir ağaca baktığımda o ağacın geçmişte kimler geldi altından, kimler geçti, nasıl canlılar vardı? Birçok canlının yaşam alanı günden güne azalıyor. Kovuk ağaç birçok canlıya ev sahipliği yapan bir yer. Sincap, sansar, porsuk vesaire. Doğaya gittiğinde bir kuş bile gördüğünüzde seviniyorsunuz. Yani başka bir canlı gördüğünüzde seviniyorsunuz. Harika bir his kaplıyor içinizi. Sizi canlı hissettiriyor. Yaşamın varlığını hissediyorsunuz bu şekilde. Ortaklıklar yalnızca yabanda değil, yabanla uyumlu yaşayan insanların kültüründe de var. Binlerce yıl önce bölgede yaşayan insan topluluklarının kültürel izleri Neolitik Avrupa kültürüyle şaşırtıcı benzerlikler gösteriyor. Verimli toprakların ve kurtu ormanlarının yarattığı bir kültür en belirgin hatlarıyla Birleşik Krallık'tan Türkiye Trakya'sına kadar uzanmış. Günümüzde bir kısmı çok iyi korunmuş olan megalitik yapılar, özellikle de dikili taşlar, yörede kapaklı kaya denilen dolmenler ve üzerinde ağaçlar biten tümülüsler, Trak beylerinin arkaik güçlerini anlatan son hatıralar. Düşünün yani bu kadar önemli, bu kadar değerli, bu kadar özel bir bölge, biyosfer rezerv alanı olması gerekirken ne yazık ki şu anda madencilerin faaliyet alanı ve her şey yok oluyor. Burası yok edilirken sadece ormanlar yok edilmiyor. Bu bölge ormanların içerisindeki yaban hayatı da yok ediliyor. Yaban hayatı ile birlikte
sular da yok ediliyor. Sular gidince topraklar da gidiyor ya. Burada her şeyi kaybediyoruz. Havayı kaybediyoruz, suyu kaybediyoruz, her şeyi kaybediyoruz. Bazen kalıntılara denk geliyorum, bazen eski yapılara denk geliyorum ormanın içerisinde. Ama yavaş yavaş da bunun tahrip olduğunu görüyor olmak insanı çok üzüyor. Buradayız yani. Ertesi gün yanımıza bir taş ocağı gelebiliyor, bir yol gelebiliyor, bir rüzgar türbünü gelebiliyor. Atlas Okyanusu'nun Avrupa'yı yeşerten yağmurlarının elini uzattığı son yerlerden biri. Avrupa Sibirya iklim tipinin yağışlı, ılıman, gür yeşilliklerle ve karanlık ormanlarla donanmış karakterini yansıtan bu dağlar, Avrupa'da görünen kimi türlerin de Türkiye'deki sığınağı. Atlas Okyanusu'ndan harekete geçen nem yüklü bulutlar, yağmur bulutları Türkiye'ye girişi Israncalar'da yapıyor ve ciddi miktarda yağış indiriyor. Ve Atlas yağışlarıyla beraber Karadeniz'den gelen nemli hava bu bölgeyi nem bakımından sorunsuz ve aynı zamanda nemli ılıman orman tipinin de gayet iyi beslendiği bir coğrafya haline getiriyor. Hava durumlarında sık sık bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Balkanlardan gelen soğuk hava, yağışlı hava, yani ne geliyor buradan? Hava ve su geliyor. Eğer burası yok olursa, burası yok edilirse, bu süreç böyle devam ederse ülkeye artık hava ve suda büyük sıkıntılar yaşanacak. Ne gelecek? Toz gelecek, kül gelecek. Santrallar kurulursa da duman gelecek. Dolayısıyla sadece ıstırancalar yok olmuyor. Istırancalarla birlikte ülkenin yaşam kaynakları da yok ediliyor. İklimin güçlü ve üretken oluşu, tahrip sahalarının yenilenmesini kolaylaştırsa da orman bölünüyor, parçalanıyor ve ilişki ağı bozuluyor. Son yıllarda artan ve kimileri de yanlış uygulamalara sahne olan ormancılık faaliyetleri adeta ormanın kendine gelme yetisini sınıyor. 2006 yılındaki büyük sel felaketinde asırlık ağaçlar dere boyunca bir tane kalmadı. Sel bunların hepsini talan etti gitti. Ama bugün o seli yaşamamış insanları derenin boyuna götürseniz 2006-2022 yaklaşık 16 yıllık bir süreç. Kimseye bu selin var olduğunu anlatamazsınız. Ama insan eliyle müdahale edildiği zaman işte dozerlerin, graderlerin, iş makinelerinin açtığı yollar maalesef onların tahribatı bir daha geri dönülmez oluyor. Sürekli kesiliyor ağaçlarımız. Ben 38 yaşındayım. Ben 30 yıldan beri kendimi bildim bileli ormanların içindeyim ama sürekli bir önceki yıla bakıyorsun bir sürü ağaç, bir önceki yıla bakıyorsun yıllardan beri ormanlar hala kesiliyor, kesilmeye de devam ediyor yani. Kereste kullanmak için bir şekilde zenginlere peşkeş çekiyorlar. Anıt ağaç olarak tescil ettirmeye çalıştığımız ağaçlar. Ne yazık ki bu kültür oluşmadığı için bunlar sadece odun, kerestelik ağaç olarak görülüyor. Keşke o şekilde değerlendirilse maalesef kalan kısımlar odun olarak değerlendirilmediği için ormanda çürümeye terk edilen birçok kalın ağaç var. Bu gidişle giderse bir 40-50 yıl sonra bizim bırakın anıtsal değere sahip ağaçları kalın ağaç görme şansımız pek olmayacak ormanda diye düşünüyoruz. İlerleyen zaman hızlanan bir çağın tüm karmaşasıyla her şeyi değiştiriyor. Ve buna en bakir yaban güzelliklerle birlikte damıtılmış bir zamanın kültürü de dahil. Birbirinden ayrılmayan gelenekler, yaşam tarzı, mimari. Artık her şey son demlerinde. Ağaçlara salınca kurmayı unuttuk mesela. Bu başlı başına bir kültür. İnsanlar tarlaya gittiğinde salınca, tarlanın kenarındaki ağaca salınca kura çocukları orada büyütürlerdi. Bugün onu kaybettik. Ve burada öğrendiklerimiz, deneyimlediklerimiz bizim çocukluğumuzdaki yaşadığımız o doğa ile birlikte kutlamalarımız vardı. Hani bu bizim biraz daha insanlarla bir araya geldiğimiz, doğa ile bir araya geldiğimiz, ilişkilendiğimiz bir şeydi. Bunu unuttuk. Herkes birdi. Kimsenin ne meslekten olduğu, ne cinsten olduğu, ne cinsiyetten olduğu. Her şey kimliksizdi. Herkes doğayı saygılı bir şekilde kutlardı. Daha birkaç on yıl öncesinde halen yaşayan Sapdamlı evler gibi bu evlerin ustaları da başka bir zamanda kaldılar. Zamanında benim çocukluğumda arpa sapından kaplı damlar vardı. Yani evlerin çatıları arpa sapıyla yapılmış, kaplanmıştı. Ve bugün
O evlerin maalesef yaşayan bir örneği yok. Ancak konstrüksiyonu iskelete dönmüş bir şekilde parça parça sapları gördüğümüz örnekleri var. Onlar da gerçekten çok az. Arkamda görünen yapı bir Isranca kültürü. Ahşap, Bağdadi ağaç yapı. Nereden geldiyse bize bir taş ev kültürü girdi. Artık yavaş yavaş yaygınlaşıyor Trakya'da ormanlar. Bakıyorsunuz ormanın içinde, hatta ormanın göbeği diyebileceğimiz yerlerde, yapılaşmanın bile yasak olacağı yerlerde bir şekilde bu taş evler maalesef çok rağbet görüyor. Sapdamlı evlerde büyüdükten sonra İstanbul'a göçenler o evlerin yerine beton villalar yapmak için geri dönmeye başladılar bir süredir. İnsan ne kadar şehirden kaçsa da, ne kadar güzel bir yerde yaşıyor, ne kadar diğer canlılarla ilişkileniyor olsa bile o insanın açgözlülüğü gittiği her yere gidiyordu. Suya doymuş longoslar, her gün sis ve çiğ ile yıkanan dağlar, Anadolu Köprüsü'nden geçen türlerin zenginliği, ufka uzanan verimli ovaları besleyen ormanlar, nehirler. Olduğu gibi korunması, üzerine titrenmesi gereken her ne varsa hepsi günümüzde tehdit altında. Mevsimsel su baskınlarıyla büyüleyici ve zengin bir yaşam alanına dönüşen Longos ormanlarının milli park statüsüyle korunmasına karşılık Longosları yaratan derelere baraj yapılmasına izin verilmesi, içi boşaltılan korumacılığın göze batan bir resmi olarak karşımızda duruyor. Devamlı üretim yeteneğine sahip verimli ormanlar taş ocaklarıyla yok ediliyor. Göçmen kuşların göç güzergahı üzerine devamlı bir uğultu kaynağı olan devasa rüzgar türbinleri dikiliyor. Bazıları ormandan korkuyor, bazıları ormana girmek istemiyor, bazıları bunu sadece bir tüketim aracı olarak görüyor, bir ihtiyacını karşıladıkları bir alan olarak görüyor ama bizim var olduğumuz, yaşamın var olduğu bu tabiatı hep birlikte anlamamız, içerisinde olmamız, ilişkilenerek yaşamamız gerekiyor. Kıstanacılar başlı başına bir kültür alanı, ayrı bir kültür alanı. Buralar hep mahrumiyet bölgesi. Geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Dolayısıyla buraya gelen insanlar hiçbir şekilde bu mahrumiyet bölgesine asla mahrum kalmazlar. Hangi kapıyı çalsanız bugün derdinizi çözecek, her türlü ihtiyacınızı karşılarsınız. Yolda hiç tanımadığınız insanlar size selam verir, vermek zorundadır. Bu kültür kolay kolay değişmez, ıstırancalarda özellikle. Değişen şey sadece doğal yapısı, işte orman tahribatı, orman alanlarının tahribatı, orman alanlarının işgali maalesef işte yapılanmaya yasak olan yerlerde yapılan yapılanmalar vesaire. Ay ışığı renginde kar, keçe çizmelerim ağır. Ay ışığı renginde kar, keçe çizmelerim ağır. İçimde çalınan ıslık beni nereye çağırır? İçimde çalınan ıslık beni nereye çağırır? Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak? Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak? Kayınların arasında bir pencere sarı sıcak. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Efkarlıyım, efkarlıyım, elini ver nefes.